Hani konuşuluyor, tartışıyor devrimin yolu diye falan. Ve genellikle bizim klasik, bizim de şeyimiz yani kendi geçmişimiz itibariyle genel yaklaşımımız şöyle bir şeyi ifade ederdi. Yani toplanacağız, bir devrim yapacağız. Ondan sonra bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya başlayacağız diye. Yani şeyi, yani özlediğimiz toplum düzenini devrim sonrasına erteleyen, devrim sonrasında ufaktan ufaktan işte o şimdi eşit ve adil toplum düzeni dediğimiz düzene ulaşma anlamında bir yol düşünülüyordu. Bu değişti bugün. Artık şeyi biliyoruz, bunu savunuyoruz. Yani toplumların, özellikle bizim gibi ülkelerin aşmaları gereken bir aşama var. O da ne? İşte demokratik devrim aşaması. Yani demokratik devrim, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması üzerinden bir ilerlemenin sağlanması anlamında bir şeydir. Yani önce geleceğin toplumunu kurma yolunda insanı, bireyi eğitme meselesidir. Devrim mücadelesi, demokrasi mücadelesi. İnsanlar demokratik hakları için mücadele ettikçe demokratlaşırlar. Onların bu olgunlukları üzerinden geleceğin o mükemmel toplumu kurulabilir. Yani önce insanı mücadele için eğitmek. Çünkü demokrasi mücadelesi bir eğitim sürecidir. Şimdi bu açıdan aldığımız zaman mesela Amerika'daki sivil haklar hareketi, yani zencilerin haklarını kazanması meselesi, medeni haklar mücadelesi dedikleri şey tamamen bir sivil toplum harekettir. Yani yüzyıllarca sürmüştür köleliğe karşı mücadele, ama 1960'lara gelince de bir teyzenin biri, Rose teyze, gitti otobüste beyazların oturduğu yere oturdu. Ya kalk dediler, burası senin yerin değil, geç arkaya, zenciden ne yok dedi. Ben de vergi veriyorum dedi. Öyle başladı. Yani kıvılcım sürüp gitmekte olan. Ondan sonra Martin Luther bir düşün var diye anlattı falan ve toplum ikna oldu. Ve 1964'te Rose teyze otobüsün önüne oturduktan 50 yıl sonra Amerika'nın bir zenci başkanı oldu. Bu bir süreçtir ve bir mücadele sonucudur. Benim anlatacağım şey de şu: 80'li yıllarda Bursa'da hapishanede yatarken çok şeyleri, Amerika'dan, İngiltere'den gelen dergileri takip ediyordum. Çok yoğun biçimde geliyorlardı. Yani o yıllar hep öyle takip ettim. Amerika'da şöyle bir olay yaşandı. Bir iş atlar şeyinde, uçağında. Ha, daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi uçağa biniyorsunuzdur. Dikkat edin. Şimdi ilk bindiğiniz zaman kabin amiri şöyle bir şey söylüyor orada. Diyor ki, sayın yolcularımız diyor, acil çıkış kapısı yanında oturan yolcularımız diyor, bir acil durumda müdahale edemeyeceklerini anlıyorlarsa diyor, bildirsinler diyor, yerini değiştirelim diyor. Olay şuradan başladı. Şimdi bu artık bir uluslararası sivil havacılık kuralı, bu anons. Başlangıcı şöyle: bir gün bir iş at uçağında bir körün biri gitti, bir bilet aldı. Dediler ki, gel abi buyur, senin yerin burada dediler. Neyse, oturtturdular. Tam uçağa kalkacağı zaman görevler geldi, dedi ki, ya dedi, kusura bakma, yanlış oldu, senin yerini değiştireceğiz. E niye? Çünkü biz seni acil çıkış kapısı yanına oturtmuşuz.
Bir acil durum olmasa müdahale edemezsin, yolu tıkarsın bilmem ne falan. Kalk dediler. İyi dedi. Siz beni buraya oturttunuz. Kalkmıyorum dedi. Daha bir tartışma oldu. Mesela dedi, eğer benim yerimde bir sarhoş olsa, sızmış olsa dedi, onu kaldıracak mıydınız? Yok dedi. Neyse, ayrımcılıktı dedi. Kalkmadı. O zaman uçuş güvenliğini şey yapıyor diye, engelliyor diye geldiler, bunu hemen yatırdılar araya. Arkadan kelepçeyi vurdular. Süre süre götürdüler. Ondan sonra Nation Federation of the Blind diye bir şey var. Federasyon var. Amerika'da. Bu olayı şey yaptı, üstlendi. Bunun bir üyesine karşı yöneltilen bir ayrımcılık, hakaret olarak şey yaptı. Şimdi bu derneğin mücadele biçimi şey, etkin halde mücadele etmek. Mesela başka örgütler de var. Mesela onlar işte kamuoyu yaratmak, bilmem ne yapmak gibi, yani milletvekillerine mektup yazmak, dergilerde haber yaptırmak falan gibi. Bunlar doğrudan doğruya eğlenmelikle işi çözen bir anlayışa sahip. Hemen gittiler, o uçak firmasının bütün şeylerini bastılar, Amerikanlar üyeleriyle. Yani beyaz basınlarını çektiler, gittiler, bütün bilet satış yerlerini işgal ettiler, engellediler, havalandırma bastılar, o firmanın uçağının önüne yattılar, havalandırmadılar falan. Tutuklandılar, hapse girdiler, bilmem ne oldular. Ama aynı zamanda şöyle şeyler de yapıyor, sadece eylemlilik değil. Amerika'da sivil toplumun mücadelesi şöyle oluyor. Bir taraftan etkinlik oluyor böyle, eylemlilik. Öbür taraftan da mesela para topluyorlar. Şeyler çok pahalı çünkü. Mesela televizyonlarda saniye satın alıyorlar, dakika bile değil. Orada dertlerini anlatıyorlar. Bir taraftan da kamuoyunu öyle aydınlatıyorlar yani. Gazetelerde sayfalar satın alıyorlar, ilanlar yapıyorlar. Bu iş mahkemeler sürdü, hepsi hapse girdiler, çıktılar. Birkaç yıl sürdü, birkaç yıl sonra sivil havacılık kurumu bu mücadele sonunda kabul etti bunların derdini. Öyle bir şey buldu. Yani şimdi sizin de dikkat ederseniz ilk uçağa bindiğinizde duyacağınız anonsu, acil çıkış kapısı yanında oturan yolcularımız işte böyle bir durumda şey yapmış, haber versin kaldıralım diye onu oradan. Yani tutup kaldırmak değil. Yani öyle bir formülle meseleyi çözdüler. Şimdi burada benim için önemli olan şey bir etkinlikle, eylemlilikle kamuoyunun gündemine getirip bir basınç yaratıp şeyini elde etmek, amacına ulaşmak. Bu Amerikan sivil toplum hareketinin şeyidir bu. Mesela bütün dünyanın öbür ülkelerinde, İngiltere dahil, Avrupa dahil, bu çapta bir eylemlilikle değil, genellikle toplumu yazılı sözlü ikna ederek hedeflerine ulaşmak diye bir şey önlerine koyarlar. Ama Amerika'daki sivil toplum hareketleri bizzat işe etkinlikle başlarlar, mücadeleyle. Yani hedefe yüklenirler. O anlamda öğretici bir şeydir. Hikaye bu mevzuda. Daha böyle birçok örnek var tabii.